akşamlar. Birinci sayfaya hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Yine gündemin sıcak başlıklarını farklı bir şekilde bakmaya, okumaya çalışacağız sizlerle birlikte. Hemen manşetlerimiz gelsin. Manşetlerimizde neler var? Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım resti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bundan sonra ne olacak? Emekli Büyükelçi Ulu Çözürker bizimle birlikte olacak. Devam ediyoruz manşetlerimize. Libya'dan güvenlik anlaşmasına onay. Peki bu onay sonrasında ne oluyor? Bölgede yaşanan gerginlikler var. İşte bu ve gerginlikleri Bora Bayraktar'la birlikte konuşacağız. Çünkü bölgeden sıcak görüntüler var. TRT World'a yansıyan o görüntüleri aktaracağız sizlere. Devam ediyoruz. Başakşehir'e asker selamı cezası. Bu cezanın ayrıntılarını da konuşacağız. Bu ceza ne anlama geliyor? UEFA niye her zaman olduğu gibi Türkiye'ye çifte standart gerçekleştiriyor? Ayrıntılar birinci sayfada canlı yayında. Devam ediyoruz diğer manşetimizle. Bir trafik polisi düşünün ve trafik polisi eşine ceza yazıyor. Olur mu bu kadar diyeceksiniz. Evet oluyor. İşte onun için birinci sayfanın manşetine taşıdık. O trafik polisi birinci sayfada olacak. Başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye'ye yaptırım öngören bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu tasarıya Ankara'nın tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uygularız dedi. İşte tüm bu gelişmeleri emekli Büyükelçi Uluş Özürker'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza birinci sayfaya. Ankara-Washington hattını sürekli sizinle konuşuyoruz. Yine Ankara-Washington hattı gergin. Bu kez yaptırımlar yine bir kez daha gündeme geldi. Ankara Dışişleri Bakanlığı tepkisini net dile getirdi ve bir anlaşmanın içine, bütçenin içine böyle bir madde girmesinin yanlış olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı az önce de söylediğimiz gibi tepkisini dile getirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi yaptırımlarımızı devreye sokarız dedi. Ankara-Washington hattını ne bekliyor Sayın Büyükelçi? Efendim aslında 2020 yılı biraz anlatmaya çalışacağım. Ama 2020 yılı Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde herhalde oldukça sıcak geçecek gibi görünüyor. Sebep çok basit aslında. Halihazırda bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde diyalog kurabildiğimiz tek muhatabımız Trump, Başkan Trump. Ve bunun da iki tane aslında temel nedeni var gibi geliyor bana. Biri, Trump Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik açıdan öneminin idraki içinde, bilinci içinde. Ve bir yandan da Rusya'ya Türkiye'yi daha fazla kaptırmamak endişesi içinde hareket etmeye çalışıyor. İkincisi de, Trump Cumhurbaşkanımızla aslında bir fikir birlikteliği içinde ve yakın düşünceye sahipler. Dolayısıyla bir araya geldikleri zaman Trump bize hem yardımcı olmaya çalışıyor hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla iyi bir diyalog sürdürmenin de yollarını sürekli aramaya devam ediyor. En basit şekliyle Japonya'da örneğin F-35'ler konusunda çok daha büyük bir tırmanmaya doğru gitmek arifesindeyken orada yaptıkları görüşmeden sonra Trump bunu önleyebilmiştir. Yalnız burada iki tane çok önemli faktör var. Birincisi Trump'ın bizatihi kendi durumu ve aynı zamanda şahsiyeti. Trump evet bir yandan da Türkiye ile ilişkilerde belirli bir yumuşamayı savunuyor gibi görünmekle birlikte diğer tarafta bir topal ördek statüsüne düşmüş olduğu için gücü belirli bir noktanın ötesine geçmiyor. Şimdi her elbekarda olumlu örnek olarak Cumhurbaşkanımız 13 Aralık günü Washington'a gidip orada yaptığı görüşmelerde aslında milyonlarca dolar harcasaydık yapamayacağımız bir PR olayını Trump bizim adımızı orada gerçekleştirtebildi. Ve de bizatihi senatörleri de dahil olmak üzere karşı karşıya oturtup derdinizi anlatın işte görün bakalım dedi. Ve orada ne kadar tek yönlü, bencil ve hepsinin ötesinde siyasi bir düşünce içinde hareket ettikleri de net bir biçimde ortaya çıktı. Ama bu kendi içinde aslında sonuç verici bir durum değil. Neden?
Çünkü ikinci husus da budur zaten. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde güç üçe ayrılmış vaziyette. Biri Trump'tır, ikincisi Kongre'dir, üçüncüsü de askerler, Pentagon. Pentagon Trump'ın sözünü her zaman dinlemiyor. Hı hı. Dolayısıyla orada bir takım sıkıntılar var. F-35'ler konusu da buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Ama Kongre ile Trump'ın arasındaki ilişkilerde de çok başka bir boyut var. Efendim, Kongre Trump'ı şu veya bu şekilde kontrol altına alabilmek, zayıflatabilmek için ciddi bir mücadeleye girmiş vaziyette. Ama bu mücadele iki boyutlu olarak cereyan ediyor. Bir tarafta demokratlar kesin kes Trump'ı azlettirebilir miyiz şeklinde bir düşünceyle yola çıkıyorlar. Ama buna karşılık bu genel anlamda bakıldığı zaman ters yapıyor ve Trump'ın giderek daha fazla da bu konuşulmaya başlandı. Evet. Trump'ın daha fazla güçlenmesi ve sonuç itibariyle cumhuriyetçilerin de kendi aralarında tam 2020 seçimlerine giderken birlikteliklerinin daha güçlenmesi sonucuyla bitiyor. Şimdi buraya kadar iç politikanın tezahürlerini net bir biçimde görmek mümkün efendim. Bu iç politika tezahürü 2020 Kasım'ında yapılacak olan seçimde Trump'ın ikinci defa seçilip seçilmemesi noktasında cumhuriyetçiler açısından odaklanmış vaziyette. Buna karşılık demokratlar da Trump'ı ne kadar fazla yıpratıp bu işi sonuçta biz kazanırız düşüncesindeler. Ama demokratların attığı her adım sonuç itibariyle cumhuriyetçileri ve Trump'ı biraz daha güçlendirerek ortaya çıkıyor. Şimdi burada en kritik noktada bu söylediğim şey efendim. Netice itibariyle bir yandan da Trump'ı serbest bırakmıyorlar. Bakın Graham senatördür. Farolden'le birlikte, o da demokratların başındaki kişi senatoda, birlikte bir karar tasarısı sundular. Meclisten bu yaptırımlarla ilgili karar tasarısı geçti. Diğer taraftan senatodan da geçip geçmeyeceği hususunda da tartışmalar başladı. Graham bir açıklama yaptı geçen hafta. Dedi ki şayet senatoda bugün oylama yapılsa %90 yaptırımlar lehine oy kullanacaktır senatörler. Yani 100 tane senatör varsa 90 tanesinin kullanacağını ifade etti. Bunun bir başka anlamı cumhuriyetçi senatörlerle demokrat senatörlerin işbirliği yapmaya hazır olabildiklerinin ifadesidir. Evet. Böyle olursa 3'te 2 67'dir. Anayasaya göre Trump'ın azledilmemesi için 3'te 2'lik bir şeyin yüzdenin altında kalmış olmaları gerekiyor. Üstüne çıktığı zaman bir de Trump'ın bunu da veto etmek hakkı da yoktur. Veya bunun geçersiz olabilmesi için en fazla 68'e kadar düşebiliyor sayı. Bugün mevcut koşullarda bu 3'te 2'yi yakalayabilmeleri demokratların senatoda fevkalade güç gözüküyor. O zaman ne oluyor efendim? İşte sorunuzun cevabını da zannediyorum burada bulmak lazım. Trump'la bir noktada cumhuriyetçiler Trump'tan vazgeçmeyeceklerdir. Evet. Bir noktada uzlaşma sağlamaya çalışacaklardır. Çünkü aksini yaparlarsa kendi geleceklerini de 2020 seçimlerinde tehlikeye atarlar. Ama bunun yanında Türkiye'yi bir günah keçisi haline getirmiş bulunuyorlar. Yani Trump'ın dünyada belki de en fazla anlaştığını söyleyebileceği kişilerden biri olan Cumhurbaşkanımızı da hedefe koymak suretiyle doğrudan doğruya onunla mücadeleye giren, onunla bir şekilde bilek güreşi başlatmış olan bir konumdalar. Yani diyorlar ki ey Trump, biz seni azlettirmeyiz ama diğer taraftan Türkiye üzerinden de sana ciddi zayıflatacak bir ceza vermeye de muktediriz. Elini kolunu şimdi bağlarız demek istiyor aslında, için de değil mi arka Sayın Özürker? Adımlar atılıyor. Elini kolunu bağlarız aynen, demek istiyor aynen, bu şekilde. Aynen efendim. Ama Türkiye'nin bağlarız. De
tavrını göstermesi aynen. gerekiyor. Ama çünkü bu tavırda da hem Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi şimdi, biz kendi yaptırımlarımızı devreye sokarız dedi. Hem de incirlik küreciği de daha önce de gündeme getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bir şekilde Ankara-Washington hattındaki evet. ilişkileri geriyorlar. Bu aslında sadece Türkiye için değil Amerika Birleşik Devletleri için de büyük bir zarar taşıyor değil mi Sayın Büyükelçi? Kesinlikle efendim. Yani şöyle bakmak lazım. Aslında ben sadece karşı yaptırımlar konusuyla sınırlı kalması mümkün olabilir mi, olamaz mı? Onu da doğrusu tartışabiliyorum. Şu manada, her elbekarda bu yaptırımlar, mesela çok basit bir örnek olarak Graham'ın Van Olden'le birlikte sunmuş olduğu karar tasarısı 8 bölümden oluşuyordu. Şimdi bunları birleştirip oradan bir tek bir tasarı çıkaracaklar hı hı. mecliste de olduğu gibi. Bu tasarının 4 başlığı doğrudan doğruya ismi konmadan ama tarifi yapılmak suretiyle Cumhurbaşkanımız ve onun yakın çevresine uygulanacak olan ambargodur. Hı hı. Yani yaptırım dediğiniz şeyde sonuç itibariyle kişiselleştirilmiş adeta bir intikam duygusuyla hareket edilmekte olan bir bir karar tasarısı şekline dönüştürülmüştür. Şu anda Amerika ile Türkiye arasında 9 tane çözümlenmesi pek mümkün görünmeyen Amerika'nın empati yapmaması hı hı. ve haksız davranışları dolayısıyla 9 tane sorun var. Ama buna şimdi en son sanki çok gerekliymiş gibi bir de Ermeni sözde soykırımını kattılar. Zamanı mıydı, yeri miydi, bunun ne anlamı vardı? Yani başka bir deyişle buldukları her fırsatta Türkiye ile ilişkileri daha fazla nasıl gererimin arayışı içindeler. Trump buna cevap olarak benim ve bu konuda bugüne kadarki tutumumdan farklı bir tutum yoktur diye açıklama yaptırdı hı hı. sözcüsüne. Ama sonuç itibariyle bu Trump'ı kurtarmaz. Şimdi Türkiye doğrudan doğruya yaptırımları incirlik ve kürecik üzerine bina edebilir mi? Hı hı. Efendim çok basitçe, çok kısa bir izahat vereyim orada ne olduğunu görebilmek için. Kürecik dediğimiz şey aslında İran'dan gelecek olan füze saldırılarına karşı Avrupa'nın korunmasına yöneliktir. Malatya'dan öteye geçer. Hı hı. Fakat İran'dan kalkacak bir füzenin bizim Doğu Anadolu'muzu koruma noktasında tutamayacağı da küreciği çok net bir biçimde ortada. Çünkü küreciğin bunu algılayıp bunun cevabını oluşturup o cevabı havaya fırlatmak vesaire bunlar için geçecek zaman, ama daha da önemlisi küreciğin zaten ondan öteki yani Doğu Anadolu bölgemizi itibariyle bir koruyuculuk vasfına sahip olabilmesi de mümkün değil. Nereye koydular bunun koruyuculuk sistemlerini? Başlangıçta Çekya'ydı, kabul edilmedi. Sonra Romanya ile Polonya'ya yerleştirdiler. Yani siz burada bir sistem kuruyorsunuz ve bu sistemde yararlandıramadığınız kişi de netice itibariyle en kritik noktasıyla Doğu Anadolu'yu Türkiye'dir. Hı hı. Bu İsrail'i de bir noktada rahatsız etti. Onlar da ikinci bir küreciyi de kendi ülkelerine kurdurdular. Evet. Türkiye'ye güvenmiyoruz diye. İncirli'ye gelince, İncirlik 1951'de kurulmuş olan bir ikili anlaşmayla kurulmuş olan bir üstür. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu faaliyetleri konusunda özellikle son derece ona yarar sağlayan bir işlev üstlenmiş görmüştür. Unutmayın ki 36. paralelin üstünde çelik güç operasyonları yapıldığı dönemde İncirlik başat bir konumdaydı. Ve bugünkü koşullarda da orada gemi falan göndermek yerine bütün masraflarıyla İncirlik'i kullanarak bu işlerin yapılabilmesi çok daha kolay ve hayırlı olarak Amerika yönünden görülüyor. Dolayısıyla bu bir ikili anlaşmayla yapılmıştı. Kıbrıs çıkarmasından sonra efendim hı hı. biz İncirli'yi kapattık. 1982 yılında SİA, Stratejik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması adı altında yeni bir anlaşmayla açtık. Hı hı. Ve 1999'da yeniden değiştirmek için hazırlıklar yaptık Ankara'da, fakat siyasi otorite bunu o noktalara kadar, o tarihlere taşıyamamıştır. Evet. Şimdi netice itibariyle iki şey vardı. Biri Sinop'ta Sovyetleri ve sonra Rusya'yı
gözetleme ve dinlemek için kurulan bir radar vardı. Hı hı. Dinleme istasyonu aynı zamanda. İkincisi de bizatihi İncirlik'teki üsttür. Bu SİHA'ya dahil olan. Şu anda 36 Amerikan uçağı ile 12 İngiliz uçağı olmak üzere 48 uçak var. Ama çok daha önemlisi 50'den az olmadığı bilinen nükleer başlık var efendim. Hı hı. Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya'da 4 tane var. En büyük üste nükleer silahların barındırıldığı İncirlik'tir. Biz biraz gerginleşmeye doğru işler gittiği zaman hı hı. Amerikalılar bunu Romanya'ya kaçırmaya başladılar şeklinde ifadeler kullanıldı ama bunun doğru olmadığı sonra anlaşıldı. Burası hala bir nükleer üs ve aynı zamanda Orta Doğu harekatları için Amerika yönünden çok ciddi önemi olan bir yerdir. Deniyor ki alternatif kaynakları şu sırada kullanmak suretiyle başka yerlerde üsler kurarak onun yerine geçebilecek üsler kurarak kendi yönlerinden gene menfaatlerini sağlayabilirler. Ama basit bir şey örneklemeyle gideceğim. Hı hı. Almanlar biliyorsunuz siyasileştirdiler. Tornado uçakları vardı 6 evet. tane. Buradan kalktılar Ürdün'e gittiler. Ürdün'den de çekip kendi ülkelerine tekrar dönmek zorunda kaldılar. İncirlik'in yerini tutamadı efendim hiçbir şey. Diğer tarafta buradaki güvenceyi ve buradaki desteği de başka bir yerde kolay kolay bulamazlar. Suudi Arabistan'da bu bölge için fazla uzak kaçıyor. Dolayısıyla evet. Türkiye burada İncirlik ve Kürecik'le ilgili olarak hakikaten elinde kozu olan bir ülkedir. Ve burası da ilk defa kapatılmayacaktır böyle bir şey olursa. Ama tek başına yetmez. Netice evet. itibariyle beni esas daha da fazla evet. endişelendiren ikinci husustur efendim. Evet. O da şu, Amerika Birleşik Devletleri ile bir tek Trump üzerinden kurabildiğimiz diyalog da Kongre'nin bu bağnaz tutumu ve sonunda ve evet duyuyorum efendim. Evet. Buyurun. Ve ikinci husus evet. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bu kararını Trump imzalayıp da hayata geçirdiği andan itibaren bu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sorun haline dönüşür. Ve bunun da sonucu efendim S-400'leri de vesaire F-35'leri bunları da dikkate aldığımız zaman Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler işte Trump'ın arzu etmediği veya bugüne kadar bu nedenle Türkiye'ye bir nedenlerden biri olarak daha yakın durmaya çalıştığı bu konuda da yara alır. Evet. Dolayısıyla Türkiye Amerika ilişkilerini bozulduğu ölçüde Rusya'ya daha fazla yaklaşma durumunda kalabilecektir. Hı hı. Ama bu aynı zamanda NATO'ya da hangi ölçüde sirayet edebilir ve onun çalışmasını da etkileyebilir. Bunu da akılda tutmakta yarar var. Böyle baktığım evet. zaman da işe Trump'ın buraya kadar gidecek bir tam tabiriyle söyleyeyim çılgınlığa da imza atıp atmayacağı hususunda inşallah yapmaz demekten öteye geçemiyorum efendim. Uluç Özürker emekli büyükelçi birinci sayfadan yorumlarınız önemliydi. Teşekkürler efendim. Birinci sayfa devam ediyor. Libya, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasını onayladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti isyancı Hafter'e karşı elini güçlendirmek için Türkiye dahil 5 ülkeden yardım istedi. Ülkedeki iç savaşsa isyancı Hafter güçlerinin saldırısıyla yoğunlaştı. Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları Misrata kentine saldırdı. Libya'da neler oluyor? Güvenlik anlaşmasının onaylanması ne anlama geliyor? TRT World Program Müdürü Bora Bayraktar bizimle birlikte. Bora Bayraktar, şimdi bölgeyle başlayacağız ama TRT World'a gelen sıcak görüntüler aslında bölgedeki tabloyu özetliyor. İsterseniz önce o sıcak görüntüler üzerine bölgedeki duruma bir bakalım ve sonrasında devam edelim. Buyurun Bora Bayraktar. Gerçekten o görüntüler TRT World üzerinden gelmişti. O görüntüleri evet. şu anda ekranlarınıza getireceğiz sizinle konuşurken ve siz de bölgedeki o çatışmaları bize aktarır mısınız?
Evet, gerçekten Libya'da şu anda son derece kritik gelişmeler yaşanıyor ve özellikle Trablus hedef alınmış durumda. Biliyorsunuz Libya'da iki yapı var şu anda bölgeye hakim olan. Bir tanesi Türkiye'nin de desteklediği, Milletler tarafından meşru yönetim olarak kabul edilen ulusal mutabakat hükümeti var. Bunlar Trablus'ta ve ülkenin batısında özellikle kentleri tutuyorlar. Diğer tarafta da Rusya'nın desteklediği Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer buradaki güçlerin desteklemiş olduğu Libya Ulusal Ordusu, Hafter'in güçleri. Şimdi aslında haritaya baktığınız zaman Hafter'in kontrol ettiği alan son derece geniş ve büyük görünüyor. Ama esas nüfus ve Libya'nın kalbi diyeceğimiz bölge şu anda görüntüleri de izlediğimiz Trablus ve dediğim gibi batı kısmı. Bizim TRT World'un şu anda ekibi orada görev yapıyorlar ve son derece sıcak noktalara gittiler. Ali Mustafa muhabirimiz. Onun geçtiği görüntülerde şunu görüyoruz. Özellikle belli noktalarda kentin güneyinde Hafter'in çok ciddi bir şekilde baskı kurmaya çalıştığı, saldırdığı ve özellikle dronlarla havadan aynı şekilde burada Rusya'nın ve diğer destekçi ülkelerin katkılarıyla buraya doğru ciddi bir hamle yapıldığını görüyoruz. Ama ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçler de burada direncini gösteriyor. Bizim tabii buradaki haberlerden, özellikle TRT World'un göndermiş olduğu görüntü ve bilgilerden ve haberlerden şunu anlıyoruz. Burada adeta sürekli bir el değiştirme hali söz konusu. Bir taraf bir yeri ele geçirdikten hemen sonra geri çekilmek zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla burada aslında askeri güç açısından baktığımızda bunu sonucu belirleyecek kapasitede değil iki tarafta. Dolayısıyla dışarıdaki destekçi ülkelerden kim buraya daha fazla yüklenirse, kim kendi tarafının elini güçlendirirse orası biraz daha kontrolü ele alacak gibi görünüyor. Şimdi özellikle tabii Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de yapmış olduğu girişim ve buradaki Sarraç hükümetiyle imzalanan mutabakat, deniz yetki alanlarını sınırlayan mutabakat alarma geçirdi karşı tarafı ve Türkiye'nin buraya yapacağı destek üzerinden kurmaya çalışmış olduğu düzeni bir anda boğmak istiyorlar. Yani Türkiye'nin sınır ötesi harekatları Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi aslında Doğu Akdeniz'de de bu şekilde Libya üzerinden devam ediyor. Bu son gelen görüntüler de gerçekten bu anlamda kritik. Hatta önceki gün başka basında da, yani uluslararası basında yer alan haberler vardı. Bir tek Türk topunun bulunduğunu söyleyerek oraya saldırmadıklarını ifade ediyordu Hafter'e yakın güçler. Dolayısıyla yani böyle bir ortam şu anda söz konusu. Kritik bir dönemeç Libya açısından, Libya'nın geleceği açısından. Tabii biz hep Türkiye açısından değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin şu anda imza attığı mutabakatı destekleyen hükümeti devirmeye yönelik bir çaba var. Trablus da bunun merkezinde. Tabii buradaki güçler de bir seferberlik ilan ettiler. Özellikle Trablus çevresinde, Misrata'da ve diğer 8 kentte. Buralarda bu direnci güçlendirmek gerekiyor. Görünen o. Aksi takdirde burada bu nokta kaybedilirse, buradaki bu hükümet düşerse tabii Libya'da bambaşka bir tablo olacak. Tabii bir yandan şunu da belki ifade etmek gerekiyor. Türkiye Libya üzerinden biraz Suriye'yi de çözüyor gibi. Çünkü burada Türkiye Rusya'ya karşı ciddi bir hamle yaptı. Çünkü biliyorsunuz Suriye'de sıkışan noktalar var. Türkiye zaman zaman Rusya ile eş noktaya geliyor, zaman zaman rekabet halinde. Burada Türkiye, Suriye'de söylenen ne? Rusya burada, Suriye hükümetinin davetiyle burada. O yüzden diğer güçlerin meşruiyeti yok diyorlar. Şimdi aynı şeyi burada Türkiye, Libya'da söyleyecek konuma geldi. Özellikle bu yapılan askeri destek anlaşmasıyla beraber Türkiye eğer buraya asker gönderirse ya da herhangi bir askeri destekte bulunursa bunu tamamen oradaki meşru hükümetin daveti üzerine yapmış oluyor. Birleşmiş Milletler'in de desteklediği meşru hükümetin daveti üzerine Türkiye'de bulunuyor. Hiçbir şekilde sorgulanamaz. Diğer taraftan Rusya ve diğer bağlıları, Hafter, isyancı Hafter hükümeti, bunlar da tam tersi konumda yer alıyor. Dolayısıyla yani bunu bir yukarıdan baktığımız zaman
Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, bunların hepsi aslında belli bir strateji, genel bir resim, genel bir çerçeve üzerinden yürüyen meseleler. O açıdan son derece kritik. Bu yüzden de TRT World ekibi de orada buradaki durumu sıcak bir şekilde neler olduğunu cephe hattından en uç noktalardan paylaşmaya çalışıyoruz. Bu Ali Mustafa'nın gönderdiği görüntülerde de sıcak çatışmanın ne kadar şiddetli olduğu ve ne kadar çabuk bölgelerin el değiştirdiği anlatılıyor. Özellikle belli noktalarda kelimenin tam anlamıyla yüz yüze çatışmalar yaşanıyor. Hı hı. Yani düşman tarafı görerek çok yakın bir temas sağlanıyor. Bu şu anda izlediğimiz görüntülerde tam hat, sınır hattı. Burada işte bazen yanmış tanklar görüyorsunuz. Bir önceki gün belki Hafter'in güçlerinin elindeki yerler şu anda Trablus'ta hükümetin elinde. Sürekli bir el değiştirme, çok şiddetli bir çatışma ortamı şu anda Libya'da, Trablus'ta özellikle şehrin güneyinde devam ediyor. Bora Bayraktar, bir noktaya dikkat çektiniz. Dediniz ki bize gelen görüntüler, ki gerçekten önemli, TRT World'un o görüntüleriyle birlikte biz de o bölgede neler yaşandığını görüyoruz. Güç dengesi an be an değişiyor dediniz. Bir gün bir noktada, bir gün farklı, bir gün Hafter'de, bir günde de hükümette. Ama bu arada bu güç dengesini değiştiren şey de diğer ülkeler dediniz. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan da o diğer ülkelere dikkat çekti. O diğer ülkeler ülkede ne kadar etkili hale gelebilir ve o etkileriyle Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı çökertebilmek için nasıl güç dengelerini değiştirmek için oynuyorlar? Yani nasıl bir güç dengesi var o noktada? Şimdi son döneme baktığımızda günümüzdeki savaşların nasıl ilerlediğini değerlendirdiğimizde şu görülüyor. Özellikle bu tür meselelerde, iç çatışmalarda savaşın gidişatı ilk süreçte belli oluyor ve bu ilk noktada kim oraya iyi bir şekilde yerleşir ve yüklenirse o noktadan işin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Libya'daki bu ikinci iç savaşın bu anlamda önemli bir merhaleye geldiğini ve bu anlamda kritik, belirleyici bir noktaya geldiğini anlıyoruz. Çünkü Hafter tarafı, yani Türkiye'nin karşısında bulunan ittifakın diyelim oluşturmuş olduğu kanat şu anda Trablus'u tamamen bitirmek için özellikle yüklenmeye başladılar. Burada da dediğim gibi yani Türkiye'nin yapmış olduğu Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren hamle çok belirleyici oldu. Biliyorsunuz tabii ki siyasette olduğu gibi askeri meselelerde de güvenlik konularında da hiçbir şekilde boşluk kabul edilemez. Dolayısıyla burayı siz boş bıraktığınız zaman başkaları, birileri gelip dolduruyor. Şimdi tam bu aşamadayız. Bir taraftan biliyorsunuz Hafter tarafı Mısır sınırına yakın. Dolayısıyla Mısır'dan, Mısır üzerinden ciddi bir şekilde destek alabiliyor. Aynı şekilde burada Libya'nın geçmişteki orduya ait olan hava kuvvetlerine ait silahlar, uçaklar, önemli araçları var. Hatta onlar adına burada uçan çeşitli milletlere mensup pilotlar var. Yani Arap olmayan pilotlar burada Hafter adına çalışıp bombardıman gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla şu anda eğer Trablus ciddi bir şekilde desteklenmezse Hafter tarafının ilerlemesi söz konusu olabilir. Tabi burada şöyle bir denge var, bunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin desteklemiş olduğu ulusal mutabakat hükümetinin elinde tuttuğu Batı Libya'da nüfusun ağırlığı, hatta Hafter'den kaçan mültecilerle birlikte ciddi bir şekilde kentlerin yoğunlaştığı, nüfus olarak yoğunlaştığı ve bunların da kolay kolay pes etmek istemeyeceği bir ortam var. Dolayısıyla böyle bir denge üzerinden şu anda gidiyor. Bu anlamda Türkiye'nin orada bir bayrak gösteriyor olması bile, yani asker göndermek anlamında değil belki ama lojistik destek anlamında ya da oradaki birliklerin şekillendirilmesi, bunların belli bir seviyeye yükseltilmesi anlamında Türkiye'nin vereceği destek bu anlamda hem Türkiye'nin anlaşma imzaladığı hükümeti ayakta tutacaktır, hem de bu karşıt kampın buraya yerleşmesine engel olacak. Bir de bunun tabii uluslararası ayağı, Sayın Cumhurbaşkanı bunu her zaman ifade ediyor. Oraları da Türkiye hareketlendirebilir. Çünkü şöyle de bir durum var. Rusya tıpkı Suriye'de olduğu gibi Libya'da da bir üst bir ayak basacağı bir arayış içerisinde. Bu da tabii Türkiye'nin elini uluslararası anlamda güçlendirebilecek bir konu, Libya'nın mevcut hükümetini ayakta tutmak adına. Şu anda tam da böyle bir kritik, belirleyici bir aşamadayız. O anlamda
bugün atılan adımlar, yapılan açıklamalar ve girişimler son derece önemli ve ileride bunun kıymeti daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Aslında enerjiyle birlikte bölgedeki tüm güç dengeleri değişecek. Bora Bayraktar, son birkaç dakikamız ama sormadan edemeyeceğim. Bugün ekranlarımıza da bir son dakika bilgisi olarak gelmişti. İsrail'in işlediği savaş suçları ile ilgili soruşturma başlatmak istendiği söylendi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından. Bu herhangi bir sonuç verir mi? Evet. Şöyle tabii, ben gelmeden önce hemen bu karara da baktım. Aslında biliyorsunuz İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi değil ve mahkemeyi tanımıyor. Fakat bu davayı açacağını söyleyen, daha doğrusu soruşturmayı başlatacak olan Fatou Bensouda da Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te insan savaş suçları işlendiğini, işlenmeye devam ettiğini ve eğer müdahale edilmezse ileride de çok sayıda mağdur olacağını söyleyerek buradaki toprak üzerinde de Roma hukukunun, Roma anlaşmasının geçerli olacağı savıyla böyle bir girişimde evet. bulunmuş durumda. Bu tabii hemen bir sonuç vermez ama en azından İsrail'in yapmış olduğu buradaki savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini bir kez daha uluslararası kamuoyunun önüne getirmesi açısından çok önemli. Çünkü aksi takdirde unutuluyor ve böylesine hassas bir konuda adalet arayışı kenara atılıyor. Arap dünyası da bu konuda sessiz olduğu için büyük ölçüde Avrupa'dan böyle bir çıkış gelmesi son derece kıymetli. Bunu da o anlamda değerlendirmek lazım. Sonuç olarak değil ama süreç olarak çok önemli olacağını düşünüyorum. En azından bu Filistin meselesini böyle bir zamanda gündemde tutması açısından. Bora Bayraktar, teşekkür ederiz. TRT World Programlar Müdürü. Ayrıca şunu da söylememiz lazım size. TRT World'dan bu gelecek görüntüler bizler için önemli. Hem dünyaya hem de Türkiye'ye her bölgede nelerin olduğunu aktarıyorsunuz. Teşekkürler. Birinci sayfa devam ediyor. UEFA İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir-Wolfsberger maçında attığı gol sonrasında asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. UEFA'dan bu selamla nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne kınama cezası verildi. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ şu anda birinci sayfada telefon attığımızda. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. O kare gerçekten bizler için çok önemliydi. Futbolcularımızın bu selamı, o dönemde bölgedeydim ben de ve askerimize o kadar güzel gelmişti ki ve onlar da asker selamını yollamışlardı. Ve UEFA'dan böyle bir karar. Karara ne evet. diyeceksiniz? Nilgün Hanım, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Tabii UEFA özellikle İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, öncelikle onlar için, ikisi için bir soruşturma disiplin kuruluna sevki kararı verdi. Arkasından da 4 kişiyi daha ekleyip Başakşehir Futbol Kulübü'nden 2 yerli oyuncumuz, Türk oyuncumuz, diğer 4 oyuncumuz da yabancı olmak kaydıyla 6 kişiyi soruşturma, disiplin soruşturmasına sevk etti. Tabii o günden bugüne bu asker selamı ile ilgili tepkimizi sürdürmeye devam ettik. Ben baştan beri aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Bizim hukukçularımız çok güzel bir savunma hazırladı ve aynı örneklemeyi 32 tane örnekleme yaptık dünyada. Bu örneklemeleri yaptık ki bizim asker selamından sonra da 5 ayrı örnek daha var. Biliyorsunuz en son İspanya, Arjantin'de yapılan asker selamları var. Tamamen bunun bir çifte standart olduğunu, UEFA'nın bu kararı tamamen siyasi olduğunu, dolayısıyla bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Çünkü gerçekten baktığınızda bu kınamayı asla kabul etmiyoruz. Çünkü kınanacak bir şey yapmadık. Dolayısıyla gerek Türkiye'nin, gerek Başakşehir Futbol Kulübü olarak bizim bu duruma sessiz kalmamız, kabullenmemiz ne ülkemiz için mümkün, ne bizim için mümkün bir durum. Dolayısıyla tepkimizi dile getiriyoruz ve pazartesi itibariyle tahkim kuruluna itiraz edeceğiz. Biz idari veya para cezası almadığımız için mutlu değiliz. Çünkü bunun manen kınama cezası da bize rahatsızlık veriyor. Çünkü kınanacak bir şey değil bu. Haklı terör örgütüne karşı bir mücadele yürütüldü. Bunu duygu olarak yaşayan oyuncularımız bu selamı verdi. Bundan dolayı kınama cezasını asla
kabul etmiyoruz. Kınamanın da bizim için tamamen kabullenmediğimiz bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Göksel Gümüşdağ, peki bundan sonrası için önemli ama siz yapacaklarınızı pazartesiden itibaren başlayacağınızı söylediniz. Milli takıma da bir soruşturma açılmıştı ama sadece İrfan Can Kahveci üzerinden Başakşehir'e böyle bir ceza gelmesi gerçekten önemli. Ve futbolcular için de farklı bir yaptırım söz konusu olacak mı? Onunla ilgili de bir şey yaptılar mı? Ve neden kulüp tercih edildi sizce? Bu gerçekten önemli. Tabii şimdi şu an UEFA'da, Avrupa'da tek devam eden kulüp Başakşehir. Bugün Mönchengladbach Bundesliga'nın lider takımını yenip UEFA'da Roma'yı ve Mönchengladbach'ı altında bırakıp grup lideri olarak yukarı çıkması. Tabii bunlar hep Avrupa'ca takip edilen bir durum. Dolayısıyla sadece İrfan Can Kahveci Mahmut değil, milli takımda da 16 tane oyuncu sevk edildi. Hı hı. Bizde de 6 tane oyuncu sevk edildi. Evet. Ama tabii Avrupa'da da öne çıktığımız için dolayısıyla bu konu biraz da bundan dolayı hassasiyet kazanıyor. Ama tabii yani biz bir para cezası almadık. Bir idari ceza da almadık. Hı hı. Ama kınama aldık. Hı hı. Zaten kınamayı kabul edemiyoruz. Niye kınanıyoruz? Bunda kınanacak bir durum yok. Dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz ve bununla ilgili sonuna kadar bunu kabullenmeyeceğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı, hatta Avrupa'da da UEFA'da da bunun ne kadar doğru bir karar olmadığını ifade etmek için gene üçlü bir çalışma yapıp bu sefer de tahkim kuruluna başvuracağız. Kınama cezasının kaldırılmasını talep edeceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Aslında UEFA bu kararı vermekle birlikte ve sizin de dediğiniz gibi kınamayı vermekle birlikte Türkiye'nin hassasiyetlerini biliyor, herkesin hassasiyetlerini biliyor ve o hassasiyetlere dokunan bir karar veriyor. Göksel Gümüşdağ bizimle birlikte olduğunuz için birinci sayfada teşekkürler. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Birinci sayfa devam ediyor. Batman'ın Gerjuş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracına evrak eksikliği nedeniyle ceza kesti. Eşine ceza kesen Ahmet Eroğlu birinci sayfada. Efendim hoş geldiniz birinci sayfaya. Gerçekten eşinize ceza kesmeniz. Teşekkür ederiz. Ceza kesmeniz farklı bir uygulamaydı. Denetimler sırasında eşinizi durdurdunuz ve baktınız ki eşiniz, döndünüz. Sonrasında ne oldu? O anlar. Normal işimize devam ettik tabii ki. Normal kontrollerimize devam ettik. Evrak kontrolümüzde gerekli eksik sonucunda cezamızı tatbik ettik. Şimdi size denetimler sırasında bu arabaları durduruyoruz diyorlar. Tabii o arabanın eşinizin olduğunu önceden tahmin edemezsiniz ve durduruyorsunuz. Baktınız eşiniz. Ne oldu? İlk önce sırada olduğu için herhangi bir yol vermedik. Normal sırasından takip etti. Sıra ona gelince de gerekli evrakları yaptık. Eksik olunca da cezamızı uyguladık. Peki eşi trafik polisi hangi evrak eksikmiş onu merak ettim. Şimdi araç üzerinde değişiklik olunca bunu 30 gün içerisinde ruhsata işletmesi lazım. Bunu geçirdiğinden dolayı biz o cezadan ötürü tatbik uyguladık. Gerekli cezayı uyguladık. Ne kadar ceza kestiniz? 108 TL. Peki 108 TL'yi eşiniz çalıştığı için eşiniz kendi maaşından ödedi. Farz edelim eşiniz çalışmıyor. Ev hanımı, o 108 TL'yi siz ödeyeceksiniz. Bir düşünür müydünüz ne yapmam lazım diye? Hiç tereddütsüz ev hanımı da olsa gene cezamı uygulardım. Şimdi trafiktesiniz. Yine döndünüz. 3 çocuğunuz olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi yine trafikte. Ve çocuğunuzun üniversitede okuduğunu da biliyoruz. Çalışmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Ee,
ayrı gayrı yok. Vatandaşa neyse, çocuğum, eşim, babam kim olursa olsun aynı işlemi uygularız. Biz kurallara uymayanları, gerekli cezaları hakkaniyet içerisinde yapan insanlarız, yapan memurlarız. Onu da aynı şekilde yaparız. Şimdi aslında sizin bu uygulamanız babam da olsa ceza keserim mantığını bize gösterdi bir kez daha. Öncelikle size teşekkür ederiz. Böyle devletimizin muhteşem memurlarının olması ve babası olsa, eşi olsa, çocuğu olsa kimseden ayırt etmeden ceza kesmesi önemli. Babanızı görseniz yine ceza keser miydiniz? Belki size tepki de duyardı çünkü. Eşim bana yakın, babam da yakın, kan bağı ve eş olarak. Yani baba eş, anne ayrımı olmaksızın vatandaş uygulaması olduğundan dolayı hakkaniyet içerisinde her kişiye uyguladığımız cezayı onlara da uygulardık, keza uyguladık. Daha önce babanıza ceza kestiniz mi uyguladık derken? Yok, daha önce babamla aynı yerde iş bulunmadık. Biz memur olduğumuz için hep dışarıda görev yaptık. Belbekette görev yapamadığımız için babamızın yanında olmadık. Peki siz eşinize ceza kesince yanınızda olan meslektaşlarınız ve sonrasında da tabii karakolda meslektaşlarınız size ne söylediler polis merkezine gittiğinizde? Nasıl yaptın bunu dediler mi? Tabii ki dediler. Yani takdir eden, eleştiren, yeren insanlar da oldu. Ama takdir daha çok çoğunlukta şu an. Ben de doğru iş yaptığıma inanıyorum. Peki takdir sadece meslektaşlarınızdan mı yoksa üstlerinizden de böyle bir takdir geldi mi size? Tabii ki üstlerimden de takdir geldi. Bu cezayı uygulamam benim kuralları uygulama konusunda, hakkaniyet konusunda ayrım yapamayacağımı, yapmadığımı onlar da takdir içerisinde karşıladılar tabii. Şimdi eşiniz 108 lira cezayı ödeyecek. Ailenizin bir bütçesi var. Eşiniz peki ne dedi size? Şaşkınlık, biraz da sitem ama ödeyecek cezasını tabii. O sistemi biraz açabilir miyiz efendim? Ne dedi? Yani çünkü her ailenin belli bir bütçesi var. Tabii ki trafik cezasında parayı ödemek zorunda ama 108 lira birçok hepimiz için önemli bir rakam. Ve o rakamı gidip ceza olarak verecek. Size sistemini iletirken nasıl iletti bu sistemi? Tabii ki takdir etti. Yani ayrım yapmadığım için teşekkür etti. Bununla ilgili benimle gurur duydu. Çok da uzun boylu değil, normal karşıladı. Eşinize ceza kestiniz. Yani rakam önemli değil ama eşinize bir ceza kestiniz. Ev halkı içinde bu nasıl yankılandı? Çocuklarınızla birlikte nasıl konuşuldu? İşime saygı olarak, işimin gereği olduğuna inanarak takdir ve tebrik olarak karşılandı. Yani çok bir eleştiri almadım aile içinde. Son bir soru sormak istiyorum. Yine trafikte bir gün denetim yapıyorsunuz ve yine eşinizi gördünüz. Yine evrak eksik. Ne yapacaksınız? Aynı işlemi tekrar devam ettiririm. Yine ceza keseceksiniz yani. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Gerçekten bu mesajlar bizler için çok değerliydi. Bu mesajlar bize şunu gösteriyordu ki Ahmet Eroğlu'nun bir polis memurunun mesajlarıyla onlardan babası olsa cezayı kesiyorlar. Bu önemli. Türkiye'den bir insan manzarası getirmek istedik trafikte. Trafikte önümüzdeki günler hafta sonu. Hafta sonlarında dikkat edin lütfen. Gördüğünüz gibi polisler bu konuda herhangi bir şekilde acımıyor aileye bile. Bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi tekrar birlikte olmak üzere efendim. Ben Nilgün Balkaç. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Pazartesi saat 21'de buluşmak üzere.